Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size güneş enerjisi ile ilgili sıkça sorulan soruları hızlıca ve kısaca cevaplamak istiyorum. Bir adet güneş paneli ne kadar elektrik üretir diye çokça soruluyor bize. 550 wattlık bir panel ortalama olarak bakıldığında 2-2,5 kilowatt saat günde elektrik üretme şansına sahiptir. Tabii ki bunun için ideal koşullar olması gerekir. Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı güçler olabilir. Bir ev için kaç kilovatlık bir sistem kurmamız gerekir diye çokça sorulur. Ama bu soru biraz havada kalan bir sorudur. Çünkü hangi ev, içeride hangi yükler var, kaçar saat çalışıyor gibi soruların da yanıtı olması gerekir. Bir ev için ne kadar sorusundan ziyade ne kadarlık fatura ödeyen ev, ne kadarlık bir sisteme ihtiyacı var diye sormanızı öneririm. Örnek olarak şöyle söyleyebiliriz. 500 TL'lik bir faturası gelen ev için 2-3 kW'lık bir sistem yeterli olacaktır. Bir ev için güneş enerjisi kurma maliyeti ne kadardır diye çokça sorulur. Ortalama 500 TL'lik bir fatura ödeyen bir yer için 5-6 bin dolar minimum maliyetleri gözden çıkartmak gerekir. Daha da fazla olabilir. Kullanılan ekipmanlara göre değişkenlik gösteren bir rakamdır. Ama ömürlük bir sistem kurmuş olursunuz. Kendi elektriğini üretmek yasak mı şeklinde bir soru soruluyor. Güneş enerjisiyle elektrik üretimi, enerji fazlasının satışı şu an mümkündür. Herhangi bir yasak yoktur. Belirtmekte fayda var. Solar enerji çözümleri için izin ve süreçlerin takibini kim yapıyor? Evinizin yasal olduğunu varsayıyoruz. Bu süreçlerle ilgili bir mühendislik firmasıyla anlaşıyorsunuz. Her şeyi sizin adınıza onlar vekalet alarak gerçekleştiriyorlar. Evime güneş enerjisini kendim kurabilir miyim gibi bir soru var. Evinize güneş enerjisini kendiniz kuramazsınız maalesef. Çünkü bunlar profesyonel sistemler ve yüksek voltajlarla çalışan sistemler. Bu sebeple mühendislik firmasıyla anlaşmanız bir zorunluluktur. İşin diğer tarafında evrak süreçleri, projelendirme gibi hizmetlerin de olması gerekiyor. Bu iş yasal bir zemine oturacaksa bunlar zorunluluk. O yüzden kendi başınıza yapabileceğiniz bir iş değildir. Güneş enerjisi fiyatları nedir gibi bir genel bir soru sorma şekli de var ama bu sorunun net bir yanıtı olmuyor. Ben hep şu örneği veriyorum. Araba alacağım kaç para diye sorduğum zaman net bir cevabı yok, öyle değil mi? Birçok parametre var. Araba alırken işte yeni araba mı, eski araba mı, düz vites mi, otomatik mi, 4x4 mü vesaire vesaire. Güneş enerjisiyle ilgili de farklı farklı teknolojiler, farklı farklı ürünler var. Ve o yüzden de siz detay vereceksiniz ki detaylı bir şekilde cevap alabilirsiniz. Güneş enerjisi kurmanın minimum maliyeti ne kadar gibi bir soru çokça geliyor. Güneş enerjisi kurmanın minimum maliyeti aslında bir küçük mikro inverter, bir küçük solar panelle bile başlanabilir bir yapıdır. Bununla ilgili de bir video yapmıştık. Güneş enerjisi dünyanın en küçük mikro inverteri diye aratırsanız YouTube'da da videomuzu izleme şansınız olur. Bakıldığı zaman o sistemde yani 200 dolar, 300 dolar mertebelerinde başlangıç için işinizi görebilir. Güneş enerjisi elektrik fazlasını satabilir miyim? Evet, güneş enerjisinden elektrik üretip enerji fazlasını satışı mümkündür. Ama günümüz şartlarında en fazla kazandıracak yöntem ürettiğinin tamamını evde veya iş yerinde kullanmanızdır. Satmak çok karlı değil. Güneş enerjisi enerji fazlasını devlet kaç TL'den satın alıyor? Bakıldığı zaman bu konu EPDK'nın tarife tablolarında belirtiliyor. EPDK tarife tabloları genelde 3 ayda bir değişkenlik gösteren bir tablodur. O yüzden sizin satış fiyatınızda sürekli değişkenlik gösterir. O yüzden EPDK elektrik tarife tablosu üzerinden bakmak gerekir. Bunu videolarımızdan da anlatıyoruz. Bugün bakıldığında benim evimdeki sistemde enerji fazlasının satışı ortalama olarak 1,04-1,05 TL olarak kilowatt saat bazında satış yapabiliyorum. Büyük boyutlu güneş paneli kurmak mantıklı mı gibi bir soru var. Güneş panellerinde hücre boyutları arttığı için panel boyutlarında da bir artış, büyüme söz konusu. Tabii ki bunun belli bir yapıda kalması bence mantıklı. Çünkü duvardan duvara bir halı gibi güneş paneli kurmak çatılarda özellikle bence çok mantıklı sayılmayacaktır. O yüzden zaten dünyadaki büyük hücre üreticileri de belli ölçülerde mutabık kalarak biz artık bu ölçülerde panel üreteceğiz gibi bir standartlaşma noktasına da gidiyorlar. Bu da sevindirici bir nokta. Diğer türlü panel boyutunu büyüttükçe çok fazla büyük güçlü panelde üretmeniz mümkün. Ama dediğim gibi benim için belli bir boyutta olması mantıklı ama çok büyük olması mantıklı değil. Güneş enerjisi amortisman süresi ne kadar diye bir soru var. Güneş enerjisi amortisman süresi özellikle 2022 başındaki zamlardan sonra oldukça
aşağı doğru düştüğünü söyleyebiliriz. Bugün bir sistem kurdunuz diyelim, X bin dolar kurdunuz ve ürettiğinizin tamamını evinizde veya iş yerinizde tüketiyorsunuz. Bu senaryoda ev kurulumlarında 6-7 yıl bandında, iş yeri kurulumları da 4-5 yıl bandına kadar yatırım geri dönüş süresinin düştüğünü söyleyebiliriz. Türkiye'deki toprağın kurulu gücüne kadar birazcık bundan bahsedelim. Mart 2022 itibariyle Türkiye'deki toplam güneş enerji santrallerinin kurulu gücü 8 gigawattın üstüne çıkmıştır. Bir başka deyişle 8000 megawatt. Türkiye'deki total bütün üreticilerin ne kadar kapasitesi olduğunu söylemek gerekirse de 100 gigawattı geçtiğimizi belirtebilirim. Güneş paneli için ne kadar çatı alanı gerekli diye bir çokça sorulan soru var. Bununla ilgili de şöyle söyleyebiliriz. Bugün bakıldığında yaklaşık 2,5 metrekarelik bir alanda 550 watt, 560 wattlık güneş panellerini bulmamız mümkün. 1 kilowatt için de bakıldığında 2 tane 2,5 metrekarelik bir panel aldığımızda işimizi görecektir. Teorik olarak 5 metrekarede 1 kW'ı yakalayabiliriz. Ortalama 10 kW'lık bir santral içinde çatıda boşluklar, kablo kanalları vesaireyi hesaba katarsak da 50-60 metrekarelik bir alanda 10 kW kapasite kurabiliriz. 10 kW'lık bir güneş enerji santrali kursak faturamıza ne kadar etki eder? Ürettiğimizin tamamını evde kullanırsak 10 kW'lık bir sistem yıl ortalamasında 2250 TL, 2500 TL civarında faturamızı aşağı yönlü çekici bir etki yapacaktır. Yaz aylarında bu rakam yukarı çıkar, kış aylarında biraz daha aşağı düşer ama ortalama olarak size bu yatırım bakıldığında 2250 TL, 2500 TL civarında bir faturayı aşağı düşürme yönlü katkı sağlar. 10 kW'lık güneş enerji santralinin kurulum maliyeti nedir peki? 10 kW'lık güneş enerji santralinin kurulum maliyeti de bugünkü şartlarla bakıldığında 12-13 bin dolar seviyelerinde olabiliyor. Tabii ki bu rakam değişkenlik gösterebilir. Şartlara göre, kullanılan ekipmanlara göre değişkenlik gösteren bir fiyattır. Ortalama 12-13 bin dolar gibi düşünebilirsiniz. Kurduğumuz güç yetmezse ne olur gibi bir soru var. Genelde akülü sistemlerle mukayese edenlerin çokça sorduğu bir soru bu. Kurduğumuz sistemde eğer enerji yetmezse eksik tarafı şebekeden çekerek o eksikliği tamamlarız. Eğer enerji fazlası olursa da şebekeye geri göndeririz. Şebekeyle etkileşimli bir sistemdir bu. Ev için en fazla ne kadar, kaç kilovatlık bir sistem kurabilirim gibi bir soru olur. Ev için önceden bakıldığında 10 kW çatı cephe uygulamaları olarak adlandırılan yönetmeliğimiz artık 25 kW'a kadar çıktığını söyleyebiliriz. 25 kW da çok ciddi bir kapasitedir. Ve birçok ev için zaten 5 kW, 10 kW haylali yeter bir güç sağlayacaktır. Tabii ki elektrikli araçların hayatımıza girmesi ve evlerde ısıtma soğutmanın elektrikli hale geçmesi düşünülürse o zaman 25 kW'lık bir sistemde gayet mantıklı olacaktır. Güneş enerjisi kurduk fakat gece tüketimimiz ne olacak gibi bir soru çokça karşımıza geliyor. Güneş enerji sistemlerinde aylık mahsuplaşma dediğimiz bir yapı var. Bu yapıda bir ay içerisinde ne kadar elektrik tükettik, ne kadar elektrik ürettik şeklinde bir bakış açısı var. O yüzden elektriği gece mi tükettin, gündüz mü tükettin diye bakılmıyor. 24 saat güneş varmış gibi düşünebilirsiniz. Eğer yasal süreçleri, evrak süreçlerini yaparsanız. Güneş enerjisi enerji fazlasını komşuma satabilir miyim şeklinde sorular bazen karşımıza çıkıyor. Şu an yasal mevzuatlarda bu durum maalesef mümkün değil. Belki ilerleyen dönemlerde bu durum karşımıza çıkabilir, mümkün hale gelebilir. Güneş enerjisi evraksız yapılabilir mi gibi bir soru çokça karşımıza geliyor. Güneş enerjisi ile ilgili süreçler dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde olması gereken süreçler. Çünkü şebeke ile entegre çalışan bir sistem kuruyoruz. Şebekeden hem enerji alıyor hem enerji veriyor. Bu sebeple de dağıtım şirketinin bu konudan haberdar olması gerekiyor. Bu konunun projelendirilmesi gerekiyor. İzinlerinin alınması gerekiyor. Evrak süreçleri oldukça meşakkatli olduğunu söyleyebilirim ama sizin adınıza bunu mühendislik firması yapıyor. Elektrik faturam fazla geldi. Acaba doğru mu yanlış mı? Bunu nasıl teyit edebilirim gibi sorular geliyor. Özellikle 2022 yılı başındaki zamlardan ve kademeli yapıya geçişten sonra bu soru çokça soruluyor. Ekranda size bir link bırakacağım. Hatta videonun altında. Orada EPDK'nın fatura kontrol portalını kullanarak acaba size gelen fatura doğru mu yanlış mı net bir şekilde görebilirsiniz.
Güneş enerjisi elektrik satışı yapmayacaksak dağıtım şirketine haber vermeye gerek yok gibi bir yanlış bir algı da söz konusu. Bunu da netleştirmek isterim. Şebeke bağlantılı veya hibrit sistem kurduğumuzda şebekeye hem enerji fazlasını veriyoruz hem yetmediği yerde şebekeden enerji çekiyoruz. Çift yönlü bir etkileşim var ve aylık mahsuplaşıyoruz. Bu da şu demek, akşam onlardan aldığımız borcu gündüz güneşten üreterek karşılığını veriyoruz. O yüzden sadece satma odaklı düşünmeyin, gece tüketiminizi de bedavaya getirme noktasında bir yaklaşımla dağıtım şirketine başvurmamız, onlara konuyla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda yasal bir zorunluluk. Güneş enerjisinden elektrik ürettik ve enerji fazlasını sattık. Bununla ilgili vergiler var mı? Hayır, yok. Güneş enerjisinde enerji fazlasının satışında vergiden muafsınız. O yüzden gönül rahatlığıyla evinize bunu kurabilirsiniz. Hatta aylık mahsuplaşma ve dağıtım bedelindeki indirimler gibi avantajlar söz konusudur. Direkt maddi bir destek olmasa da böyle dolaylı desteklerle güneş enerjisi teşvik edilmektedir. Birazcık akü konusuna da değinmek istiyorum. Hangi solar aküyü almalıyım? Şu an piyasada baktığınızda jel akü olarak satılan birçok farklı markanın ve birçok farklı fiyatın olduğunu göreceksiniz. Ama bakıldığında AGM bataryalarda, hatta jel bataryalardan daha fazla döngüsü olan AGM bataryalarda tercih edilebilir. Kurşun karbon bataryalar ve lityum bataryalarda tercih edilebilecek solar bataryalardır. Araba aküsü kullanılabilir mi diye çokça sorulur. Araba aküsü arabanın çalışma performansı ile ilgili olan bir kurguya sahiptir. Yani ilk başta marşa bastığınızda çok fazla akım çeken bir yapıdır. Ama sonrasında o aküden sürekli şarj deşarj durumu söz konusu olmaz. Ama solar sistemlerde gün içerisinde bazen 2 kez, 3 kez bu süreç yaşanabilir. Şarj olup deşarj olma bu performansı sağlayabiliyor olması gerekir. O yüzden solar aküler özeldir ve solar için dizayn edilen aküleri kullanmak gerekir. Araba aküsü yeterli performansı sağlamayacaktır. Güneş enerjisinde devlet teşvikleri nelerdir? Bakıldığında maddi teşvik sadece TKDK hibe destek programları olabiliyor, bölgesel. Orada hibe alabiliyorsunuz. Avrupa Birliği fonları kullandırılabiliyor. Ama sade vatandaş olarak ben evime güneş enerjisi yapmak istediğimde maddi bir destek değil de onun yerine vergi muafiyeti gibi, aylık mahsuplaşmanın olması gibi, dağıtım bedelinin daha düşük tutulması gibi teşvikler bulunmaktadır. Bir lamba, bir buzdolabı, bir televizyon çalıştıracak sistem maliyeti ne kadardır gibi bir soru soruluyor çokça. Bu yaklaşım doğru değildir. Çünkü siz 5 saat televizyon izliyorsunuzdur. Yarım kilowatt saatlik elektrik tüketir. Ben 10 saat izliyorumdur. 100 wattlık bir televizyon 1 kilowatt saat elektrik tüketiyordur. Şimdi hesap yapacağız aküyle ilgili detaylı. Hangisine baz alacağız? O yüzden sizin kullanım şekliniz ve ne kadar tüketim yapacağınız da biraz sizden o bilginin gelmesi gerekiyor. O yüzden böyle ezbere sorularla gidip de bir ürün almak isterseniz problem çıkma ihtimalini çok yükseltiyorsunuz. O yüzden sizin öncelikle tüketimlerinizi alt alta sıralayıp hangi ürünler var, kaçar saat kullanacağım, bu kadar elektrik sarfiyatı olacak şeklinde bir liste yapmanız gerekiyor. Sonrasında firmalarla görüşmek çok daha doğru olacaktır. Güneş enerjisinde hazır paketler mantıklı mı? Tam da biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı bence çok mantıklı değil. Çünkü hazır paketler belli bir mantığa göre, belli bir hesaplamaya göre yapılıyor ama sizin evinizdeki tüketiminiz belki o hesaplamanın çok daha dışında olacak. Aynı televizyonu kullanıyor olabilirsiniz ama birisi 3 saat, birisi 5 saat, birisi 24 saat televizyonu açık bırakırsa bu hesap muhakkak şaşacaktır. O yüzden hazır paket değil de kendi ihtiyacınıza göre özelleştirilmiş paketler tercih etmeniz çok daha mantıklı olur. Güneş enerji sistemlerinde aküyü tercih etme sıralaması, hangi aküyü almalıyım, siz olsanız hangisini alırdınız noktasında sorular çokça geliyor. Şöyle söyleyeyim, eğer bütçeniz varsa lityum batarya almak mantıklı olabilir. Eğer o kadar bütçem yok diyorsanız kurşun karbon olarak adlandırılan batarya grupları işinizi görecektir. Yine o kadar bütçem yok diyorsanız yüksek döngülü AGM aküler yine işinizi görecektir. Ve de o da olmazsa jel bataryalara dönebilirsiniz. Çünkü jel batarya konusu maalesef çok handikaplı bir konu. Aynı ürünün farklı farklı fiyatlarla satıldığını ve sıkıntılar yaşandığını çokça gördük ve bununla ilgili de videolar yaptık. Bu sebeple gerçekten jel batarya bulabiliyorsanız, o maliyeti katlanabiliyorsanız jel batarya iyi bir bataryadır. Ama
Şu an piyasa koşullarında biraz önce anlattığım sıralamayla ürün tercihi ben olsam yapardım. Solar akülerin garanti süresi 10 yıl mı gibi bir soru var. Hatta garantilerle ilgili genel bir çerçeve çizelim. Lityum bataryalarda bu 10 yıllık garanti süresi verilmekte, döngüleri uzun olduğu için. Ama o garantinin neyi kapsadığını da netleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında bu kullanıcı hatası deyip garanti dışı ürününüz kalmasın diye. Genelde de batarya garantileri 2 yıl olarak adlandırılıyor ama kullanıcının nasıl kullandığı, o bataryadan nasıl enerji çektiği çok önemli. O yüzden 3 ay, 6 ay sonra bataryanızda problem yaşadınız ve garantiden değişmek istediğinizde bu kullanıcı hatası değişmez gibi yanıtları da çokça alıyoruz maalesef. Bununla ilgili de video yapmıştım. Arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Endüstriyel tesislerde enerji fazlasının satışını yapmak mümkün mü? Evet, evlerde olduğu gibi endüstriyel tesislerde de enerji fazlasının satışını yapmak mümkün. Başvuru yapılırken enerji fazlasını satacağınıza yönelik başvuru yapmak önemli. Burada da danışmanlık firması zaten sizin adınıza devreye girip sizi doğru bir şekilde yönlendiriyor olacaktır. Fabrika çatısında yeterli alanım yok. Araziye de kurabilir miyim? Evet, yeni gelen 5.1H maddesiyle birlikte çatı alanı yetersiz olan, çok fazla tüketimi olan fabrikalar aynı dağıtım şirketi bölgesi içerisinde arazi kurulumu yapıp mahsuplaştırma yapabilirler. Tabi burada dezavantajlı nokta, hem veriş yönünde hem çekiş yönünde her iki yönde de dağıtım bedeli ödeme durumunda olacaksınız. Ama çok fazla tüketimi olan fabrikalar için avantajlı bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. 1 megawattlık GES maliyeti ne kadar gibi bir soru karşımıza gelebilir. Çok değişken bir sorudur maalesef. Çünkü kullanılan ekipmanlar, işçilik, bulduğunuz finansmanın size maliyeti, toplam maliyetinizi değiştiren bir konu olabilir. O yüzden 550 bin dolara da güneş enerjisi 1 megawatt santral kuruyorum diyenler olabilir. 650 bin dolar, 750 bin dolar civarında da fiyatlar verilebilir. Bu kafa karışıklığının olması gayet doğaldır. Çünkü dediğim gibi farklı parametreler var, farklı ürünler, farklı kaliteler söz konusu. Bu sebeple fiyatlar değişkendir. Güneş enerjisinde danışmanlık gerekir mi? Evet, tam da biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı bir teknik danışmanlık hizmeti almanız bu konuyla ilgili çok avantajınız olacaktır. Tabii burada ben teklif toplarım, işte etraftan sorarım, araştırırım, bir şekilde yolumu bulurum, doğru yolu bulurum noktasında düşünce yapınız da olabilir. Ama sonuçta bakıldığında yüz binlerce dolarlık bir iş yaptırıyorsunuz. Orada cüzi bir rakamı teknik danışmanınıza vererek sizi doğru yönlendirmesini sağlayabilirsiniz. Evet, bu videomuzda da sıkça sorulan soruları hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan, cevaplamadığımız başka sorular varsa da lütfen yorum kısmına yazın. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bütün yorumları yanıtlamaya çalışıyoruz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.